Birlikte Hanım 61 YouTube kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün düz renk yine bir yazma kullanacağım. İki renkle çok harika, çok güzel bir modelim olacak. Daha önce görmüş olduğunuz bir modeldir Instagram'da muhtemelen ama ben bu renklerle yapmak istedim. İnşallah hem modelimi hem de anlatımımı beğenirsiniz. İki renkle yapacağım dedim. İplerimin markası ikisi de Altın Başak. Şöyle kırık beyaz kullanacağım. Bunun renk numarası kaybolmuş sanırım. Ama genel olarak kırık beyaz tonlarında bir renk. Ve yazmamın kendi rengi 392 numarayı kullanacağım. Böyle değişik, hoş bir mavi üzerinde yapmak istedim sizler için. Hemen modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımla anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğneyosu61 yazarak Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Zürafamı ince bir şekilde geçtim hanımlar, bakın. Ne kadar ince yaparsanız üstüne yapacağınız model o kadar daha muntazam ve güzel duracaktır. Şöyle herhangi bir zürafamın içerisine ipimi bağladım. Birkaç zürafa ilerleteceğim. 5-6 tane boş olarak zürafa devam ettireceğim. Modelimi o şekilde kurmaya başlayacağım. Şöyle net olsun görüntümüz. Çok kolay ve gösterişli bir model. Yani dediğim gibi bunu Instagram'da karşınıza çıkmıştır illaki. Ben sizlerle paylaşmak istedim yapılışını. Dördüncü zürafamı yaptım. Birkaç tane daha yapalım. Modelimize o şekilde giriş yapacağız. Evet, 6 tane başlangıçta zürafa yeterlidir. 7. zürafamı yapıyorum. Şimdi bu zürafamın içerisinden tekrar geriye dönüyorum. Hafif ortalayarak ya da sola doğru düğümü bırakabilirsiniz. Tekrar aynı zürafanın içerisine batıyorum. Bir tane şöyle bir pırpır oluşturdum. Boyutu şu yeterlidir. Çok büyük olmaması gerek. Bu boyut yeterlidir. Şimdi bunun içerisinden yukarıya çıkıyorum. Tam şöyle ortalayacak şekilde düğümümü attım. Elimi hafif böyle yan çevirerek tekrar aynı yere batıyorum. Aynı pırpırımın içerisine ve bu kısma şöyle yan kısımdan aşağıya inecek şekilde 5 tane pırpır yapacağım. Bakın üçüncü pırpırım. Şöyle hafif tekrar yan çeviriyorum elimi. Daha kolay yapabilmek için. Beş tane pırpırımı burada tamamladım. Bu şekilde. Ve buradan zürafamın içerisine alt kısma ipimi bağlıyorum. Şimdi ara kısmını birkaç zürafa ilerleteceğim. Gördüğüm modelde 8 taneydi. Ben şimdi ilerletip o şekilde size sayısını vermek istiyorum. Aşağıya indiğim kısmı da sayarak şu an 3. zürafamı yaptım. Sekizinci zürafamı yapıyorum. 8 tane yeterlidir. Modelde gördüğümde aynı bu sayıdaydı. Ama altını ben ince yaptığım için 8 tane, eğer siz daha geniş yaptıysanız arasının mesafesine yani 5 tane ya da 6 tane zürafa tutabilirsiniz. Şimdi 9. zürafa yaptım tekrar. Ve içerisinden geriye dönüyorum. Aynı şekilde tekrar içerisine batarak orta boyutlarda bir pırpır oluşturdum. Bu
pırpırımın içerisinden yukarıya çıkıyorum. Ortalayarak düğümümü attım. Şimdi bu kısmı elimi hafif yan tutarak 5 tane pırpırla dolduracağım. Pırpırlarımın boyutları şöyle aynı olacak şekilde. Bir aparatta kullanabilirsiniz eğer bu uzunlukları ayarlayamazsanız. Tekrar yan çeviriyorum. Evet, buradaki 5 tane pırpırımı da tamamladım. Ve zürafama iniyorum. Sekiz zürafa ilerleteceğim. Yine aşağıya inmiş olduğum zürafamı da sayarak. Şöyle 6 tane tamamladım. İki, dört, altı, sekiz zürafamızı tamamladık. Dokuzuncu zürafamı yapıyorum ve içerisinden geriye dönüyorum. Orta boyutta bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisinden yukarıya çıkıyorum yine. Buraya da yine beş tane aynı şekilde pırpırla dolduracağım. Şimdi ben biraz daha ilerleteceğim. Şöyle zürafamı ilerletmiştim. Birkaç tane daha ekleyip diğer aşama için tekrar geleceğim. Ben modelimi biraz daha ilerlettim hanımlar. Bakın 6 tane çiçek olabilecek şekilde ayarladım. Şimdi kırık beyaz rengimi kullanacağım. Şöyle elimi yan tutuyorum. Çünkü işlemimi şu kalan yarı kısma uygulayacağım. İpim görünmesin diye arka taraftan tutturuyorum. Şu yan kısmın hemen içerisine düğümümü attım. Dibine doğru çekiyorum. Şöyle biraz netleştirelim görüntümüzü. Bakın dibine doğru çektim. Şimdi buraya aynı şekilde 5 tane pırpır yapacağım. Boyutlarını da yine aynı şekilde yapmaya çalışacağım. İkinci pırpırım. Üçüncü pırpırım. Hafif yaptıkça birazcık sıkılaştıracağım. Çünkü sığdırmaya çalışmam lazım. Şuraya 5 tane pırpırı. Bakın şöyle 4 taneyi tamamladım. Bir tane daha sığdırabilirim. Biraz ara kısımda olduğu için sıkıntı olabilir ama şöyle tuttuğum zaman bakın 5.'yi de tamamlamış oldum. Hemen ipimi şöyle görünmeyecek şekilde minik olarak buradan kesiyorum ve bakın bu kısmı bu şekilde tamamlamış oldum. Ne kadar güzel göründüğünü şöyle gösterebilirim. Şimdi bir tane daha yapalım. Şöyle ipimi arka taraftan getiriyorum. O şekilde düğümümü atacağım ki ipin başlangıç kısmı görünmesin. Daha şık dursun diye. Şöyle bakın düğümümü attım. Eğer çift düğüm yaparsanız, bakın ben ütü basmadım. Bu şekilde pırpırlarınız düzgün bir şekilde durabilir. Yani yeni öğrenenler eğer pırpırlarım yamul hani dönme yapıyor derseniz çift düğüm atmanızı tavsiye ederim. Hemen ikinci pırpırımı tamamlıyorum. Şöyle
yaptıkça şöyle birazcık birleştiriyorum ki iki tane daha şu ara kısmı sığdırabilelim. Ve sonuncu pırpırımı yine tamamlayacağım. İpimi araya denk getiriyorum. Hafif kısaltabilirim. Şu kısmı düzelteceğim iç içe oldukları için. Evet, şöyle birbirine yaklaştırıyorum ki bunun devamı gibi durması için. Bakın burayı da tamamladım. Bir tane daha yapalım isterseniz geri kalanını. Ben kamera arkasında tamamlayacağım. İpimde şöyle kırık beyaz renkleri genelde biraz açılma yapıyor. Bunda da yine öyle bir açılma oluyor gibi ama sadece model olarak kullanacağım bu ipimi. Model yapımında. Yine düğümümü attım. Buradaki mesafeyi şu alt kısımdaki pırpırı yaptığım boyutta yaparsanız çok rahatlıkla 10 tane pırpır içerisine sığacaktır. Çok da büyük yaparsanız şöyle orta kısmı ya da yanları açık kalır. O yüzden bu gösterdiğim şekilde boyutunu ayarlarsanız tam olarak 5-5 bu tarafa 5 diğer tarafa 10 tane pırpır rahatlıkla sığıyor. Şimdi ikinciyi tamamladım. Hafif yaklaştırdım. Üçüncüyü tamamladım. Evet, bir tane daha sığdırabileceğim. İpimi kesiyorum. Bu kısmı da şöyle tamamlamış oldum bakın. Şimdi diğerlerini de ben bitireyim. Yani sıralı halini en son bitmiş olarak göstermek için tekrar geleceğim. Evet, modelimizi bu şekilde tamamladık hanımlar. Bakın şöyle diğer yan kısımlarını da ben ekledim. Bu modeli genelde iki renkle gördüm ama siz şöyle şu mavi kısmı krem yapıp krem kısımları da rengarenk renklerle geçebilirsiniz. O şekilde de çok güzel duracaktır. Ben bu şekilde denedim. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer şekilde de deneyip sizinle paylaşırım. Umarım bu videom ve modelim sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Beni inoyos61 yazarak Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Burada gösterdiğim yapım aşamalarını gösterdiğim modellerin görsel halini sayfamda bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde faydalı bir video olmuştur inşallah. Bir sonraki videom ile görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.